Tasarım ve Sanat Platformu Mercado'nun podcast serisine hoş geldiniz. Ben Yaz Genç. Her bölümde yaratıcı endüstrinin inan veren isimlerini BNT House'da ağırladığımız podcastimizin yeni bölümlerini kaçırmamak için takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tasarımın pek çok alanını konuşuyoruz ancak bir bileşen var ki tüm tasarımları hatta dünyayı algılayışımızı belirliyor. Etkisi de çok büyük tabii ki. O bileşen ışık, bugün ışık üzerine düşünen, çalışan ve çok etkileyici işleri imza atan benim çok beğendiğim bir aydınlatma tasarımcısı Ali Verkman'la BNT House'da bir aradayız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu harika gezgah için. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Bu senin sunumlarından izlediğim, bu ışıkla ilgili edindiğim bilgiler hep böyle kullanıyorum hayatımda. Bazen tırnak içinde satıyorum bu bilgileri. Şimdi <laughs> senden o yüzden onları dinlemek ve bu podcast'in içinde dahil edebilmek bana çok güzel geliyor. Çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Şimdi senin işlerinden ve nasıl çalıştığından bir aydınlatma tasarımı alanının nasıl bir alan olduğundan bahsedeceğiz. Ama böyle birazcık daha baştan bu ışık tarafından başlayalım istiyorum. Çünkü insanın doğası gereği ışıkla bir ilişkisi var, bir etkileşimi var ona verdiği tepki hayatındaki yere. Bu senin anlattığın sunumda da çok güzel bir yeri vardı o yüzden de sormak istiyorum. Bu ilişki nasıl başlıyor ve şu an ışıkla ilişkimiz nasıl bir noktaya geldi? İnsanlık tarihinin en başından beri en etkileyen güçlü ışık kaynağı güneş. Bugün halen hayatımızda var. E, fakat bundan birkaç yüz bin yıl önceye gittiğimizde hayatımızda sadece gün ışığı, güneş ve akşam ay ışığı var. Sonrasında tabii ki ateşle tanışıyoruz. Ama hep 12 saatlik bir zaman diliminden bahsediyoruz. Ta ki Edison'un buluşuyla da elektrikli lamba yapay ışıkla tanışana kadar. Tabii o dönem... Aslında bugün de bir mekana girdiğimizde verdiğimiz tepkiler, bir yere doğru yönlendirmemiz, ışığa doğru bakma ihtiyacımız, karanlıkta durma kendimizi savunmak, korunaklı bir yerde hissetme güdülerimiz çok fazla değişmedi. Görme duyusu, gözümüzün yapısı çok değişmedi. Fakat özellikle yapay ışığın artmasıyla LED teknolojisinin de çok aktif bir şekilde kullanılmasıyla da artık hepimizin ceplerinde cep telefonları var. Günde ortalama 6 saat bu telefonlara, bu ışık kaynaklarına bakıyoruz. Bu da tabii bizim uzun vadede uyku düzenimizi etkiliyor. Dolayısıyla ışığın fizyolojik de bazı olumlu, olumsuz etkileri olabiliyor diyoruz. Bugün günümüzde artık her yerimiz ışıklarla doldu. Tabii ki bu sebeple de ışık kirliliği diye bir kavramla tanıştık. Gökyüzündeki yıldızları göremez hale geldik özellikle büyük şehirlerde. Dolayısıyla da bir mekana yaklaşırken, bir mekanın aydınlatma tasarımı yaparken geçmişteki bir ateşi saatlerce izleme içgüdümüzü de dikkate alıyoruz. Bugün saatlerce yapay ışık kaynağına maruz kaldığımızdan dolayı yaşadığımız olumsuzlukları da dikkate alıyoruz. Fakat temel mantıkta aslında ben hep o Rönesans dönemindeki resimleri örnek gösteriyorum. O chiaroscuro tekniğiyle yapılan resimler e, halen baktığımda heyecanlanıyorum. Resme baktığınızda bir gece sahnesi, bir sokakta birkaç tane gaz lambasıyla aydınlanmış bir akşam pazarı ve bir ay ışığıyla aydınlanan bir kent meydanı görüyorsunuz. Ve resmi okuma sıramızı, yöntemimizi, oradaki görsel hiyerarşiyi ışık ve karanlıkla sağlayabiliyorlar. Bugün de aynı şekilde aslında bu prensipler değişmedi. Yine bir mekana girdiğimizde en parlak noktayı algılıyoruz. Aslında bu bizim biraz yaklaşımızda bu anlamda biraz etkiliyor. Yani çoğunlukla birçok disiplin aman mekanda bir karanlık yer kalmasın diye bakarken biz tam tersi nereye ışık koyacağımız değil, girdiğimizde ne hissettirmek istiyoruz, neyin görünmesini istiyoruz. Tam o dönemki hazırlanan resimlerdeki gibi işte Petrus Van Schendeller'in, Gerard Van Hontors'ların, Caravaggio'ların resimlerindeki gibi e, buradaki mimar, iç mimar, tasarım disiplinleri neyi göstermek istiyor? Neyi saklamak istiyor? Neyi ön plana çıkartmak istiyor? Şu anda bulunduğumuz mekanda da yine bu şekilde. Bir mekana girdiğinizde sütunlar, sergilenen objelerin ne kadar önüne geçmeli, ne kadar arkasında kalmalı? Bu ilişkileri sorguladığımız bir yaklaşımla ele almaya çalışıyoruz. Tabii ben böyle konudan konuya atlıyorum. Kusura bakma. Sen bir soru sordun. <laughs> Yok hiç önemli değil. Bu alanların hepsine zaten girmek istiyorum. İlk aklıma bu İnsanın ışıkla ilişkisinin başlangıcından bugüne gelişimizle ilgili bir soru geldi. Yani orada çok daha belirli, öngörülebilir, belli bir rutinde tekrar eden bir ışıkla ilişkimiz varken, işte çeşitli icatlar, teknolojik gelişmeler ve farklı uygulamalarla aslında hayatımızda belki de çoğunlukla kontrol edemediğimiz kontrolünün güçleştiği ya da bir ilişkimiz var şimdi ışıkla. Böyle zaman içinde farklı alanlarda da olduğu gibi ışık ve aydınlatmada da böyle daha kötü ilan işte ışık kirliliği işte mavi ışık evet. kaçınmamız gereken şeyler de ortaya Doğru. çıkıyor. Aslında Doğru. senin alanında e, ilerlerken de bir noktada sen yani ışıkla olan bu ilişkiyi böyle en güzel yerinden daha naif bir şey ifade eden ve hizmet eden hani korunacak taraftan değil de daha bu vurgulayacak aslında yüceltecek taraftan bir ilişki kurmaya başlıyorsun işlerinde. Evet, evet. Ya biraz önce şeye değindin. Gerçekten ışığı kontrol etmek aslında e, Sapiens kitabında da bundan bahsediliyor. Ateşin bulunmasından ziyade kontrol edilmeye başlamasıyla insanlık bambaşka bir yöne doğru gidiyor. Ya bizim de aslında iç iç mekanda, dış mekanda hep e, en başından beri ele aldığımızda hep ışık ve karanlığın birlikte ilişkisini sorguluyoruz. Onları hep kontrol etmeye çalışıyoruz. Bu bazen dışarıdan gelen bir gün ışığı oluyor. Bazen hiç aklımıza gelmeyen bir şarap dolabının içinden süzülen ışığın yarattığı etki olabiliyor. Aslında ışığı kontrol etmek, yönlendirmek, bazen onun varlığını bazen yokluğunu kullanmak bizim temel önceliklerimizden biri. Peki şeyden sonra arttı mı bu mekanlardan olan deneyim beklentimiz arttı ya gittikçe. Bu birazcık işte küreselleşme, birazcık sosyal medyanın gücünü arttırması. Her gittiğimiz mekanda özel bir deneyim. Bizi şaşırtacak yeni bir şey bekliyoruz. Ve bunun için çok önemli bir aktör aslında. Yani öncesinde bu kadar mekanların aydınlatması ayrıca tasarlanıp kurgulanıyor muydu? Yani böyle şeyler haricinde çok daha etki yaratması gereken belki işte dini, katedral gibi mekanlar haricinde. Aslında mimari aydınlatma tasarımı 20. yüzyılın ortalarında tiyatro sahne aydınlatmasıyla beraber gelişmeye başlıyor. Bizim de rol modelimiz, ekolümüz Richard Kelly ve William Lamb. Amerikalı aynı zamanda mimarlık formasyonlu aydınlatma tasarımcıları. Ciddi anlamda sahne aydınlatma geçmişleri de var. İlk o dönemlerde oralarda başlıyor diyebilirim. Kentsel master plan anlamında Fransa'da, İngiltere'de ve Amerika'da bu dönemlerde aktif olduğunu görüyoruz ama 1960'lar, 1955'ti sanırım Seagram binasının, Miss Van Der Rohe'nin yapısının aydınlatma tasarımcısı Richard Kelly ile ele alınması. O dönemden sonra mimari aydınlatma tasarım bir disiplin olarak kabul edilmeye başlanıyor. Tabii orada çok halen Türkiye'de de aynı şeyi yaşıyoruz. Bir aydınlatma üreticisi, aydınlatma tedarikçisiyle tasarımcının çok böyle iç içe ayrışamadığını çok görüyoruz. Fakat zamanla bunun ayrı bir uzmanlık alanı olduğu ve projenin en başında ele alınması gereken, mimariyle iç mimariyle beraber ele alınması gereken bir kavram olduğunu 1950'lerin sonlarına doğru Amerika'da görmeye başlıyoruz. Türkiye'de tabii aydınlatma tasarım ofislerinin bağımsız dediğimiz sadece tasarım danışmanlık hizmeti veren ofislerinde geçmişi 15 yıl ya var ya yok. Değil mi? Bana öyle bir algı geldiği için sormak istedim özellikle. Evet çok doğru. Bir de şeyi de söylemek istiyorum. Sahne aydınlatmasında da aslında hep özellikle tiyatro sahne ışık tasarımcılarının söylediği bir şey var. Tiyatro sahne aydınlatmasında bir çağ atlanmasının en önemli şeyi ışığı otomasyon bağlamında kontrol edebilmek aydınlatma kontrol sistemlerinin gelişmesiyle ışıkta rengin değişmesi, kısılabilirliğin olması ve o DMX masalarıyla, sahne ışık masalarıyla bazı senaryolar yaratılmasıyla günün farklı saatlerinde neredeyse mekanda tek değişen şey ışık olmaya başlıyor. Dolayısıyla tabii ki günün farklı saatlerinde farklı atmosferler yaratmaya başlıyorsunuz. Bu bizim disiplinin biraz daha hızlı bir şekilde yayılmasına vesile oluyor. Ama çoğunlukla sanırım yeme içme sektöründe ve otelcilik alanında çok fazla aktif olarak aydınlatma tasarımcıları iş üretiyor. Bu aydınlatma tasarım alanının genel olarak kabul edilmesi, fark edilmesinden bahsettik. Peki kişisel olarak sen aydınlatma tasarımının bir alan olduğunu ne zaman fark ettin, seni yönelebileceğini? Aslında benim baba mesleğim aydınlatma. 9 yaşından beri aydınlatma sektörü içindeyim. Belki hep aynı hikayeyi anlatıyorum ama gerçekten bazen tabi alaylıyım diyebilirim. 9 yaşında, 10 yaşında yazları babamın Şişhane'de, Bankar Caddesi'nde bulunan atölyesine ve mağazasına hep gidiyordum hafta sonları veya akşamları. Tabii ki şu anda bahsettiğimiz gibi ışığın kaynağını üretimine tanıklık etmek, o paketlemesinden, oradaki esnaflığından, müşterilerle ilişkisinden birçok farklı ışık kaynağı görmesine kadar bana bu dönemde kattığı çok şey olduğunu ben zaman geçtikçe daha iyi anlıyorum. Fakat 2008'de ben mezun olduğumda tam babamın işlerinin başına geçeyim derken biraz araştırma yapmaya başladım ve PLD Türkiye diye bir dergi karşıma çıktı. Editörü Emre Güneş'le tanıştım, onun yanına gittim. Ya dedim ki burada aydınlatma tasarımı, lighting design diye bir şeyden bahsediliyor. Bu nedir? Yani ürün mü tasarlanıyor, ışık mı tasarlanıyor? Dedi ki, Alingsos İsveç'te bir workshop var, bir çalıştay var. Oraya katılmanı tavsiye ederim. Oraya atladım, gittim. İlk defa bunu belki fotoğraflarla anlatmak çok daha kuvvetli oluyor. İlk defa orada Norveçli, İsveçli aydınlatma tasarımı bölümü, lisans bölümü okuyan öğrencilerle bu çalıştaya katıldım. Ve iki hafta içinde bazı orada bulunan parkların ve yapıların gece kimliğini sponsorların ürünleriyle tamamen dönüştürdük. Ve ilk defa orada hayatımda şeyi gördüm. Yani biz ışık kaynağından bahsetmiyoruz bize o kadar çok sorular sordular ki işte parka girdiğinde buradaki kullanıcı parkın çıkışını nasıl görecek? Nerede otur, nasıl anlayacak? Girdiğinde ilk olarak güvenli hissi nasıl yaratırız ki o parkta rahat rahat eşiyle, arkadaşlarıyla vakit geçirsin. Ağaçlarla bu parkın sınırlarını nasıl tanımlarız? Yani ben o zamana kadar banka Caddesi'nde işte bu spot, o 5 watt bir şey, o 5 kollu avize hep böyle ürün odaklı bir yaklaşımdayken orada ilk defa Bambaşka bir yaklaşım gördüm ve dedim ki tamam demek ki aydınlatma tasarımı e, aydınlatma armatüründen ziyade mekansal deneyimi düşünüyor. Onu en başta planlıyor hatta benim çok sevdiğim Glen Shroom diye bir aydınlatma tasarımcısı var Amerikalı. Bir, bir sözü var. Bir muhtemelen diyor bir mekanın nasıl hissedileceğini, hangi hiyerarşide hissedileceğini, hangi yansımadan neyin görüneceğini muhtemelen en çok düşünen disipliniz. Belki bazen de o ana disiplinlerden daha fazla bile düşünüyor olabiliriz diyor. Dolayısıyla o workshop'tan döndüm. Dedim ki ben aydınlama tasarımcısı olmak istiyorum. Bu mesleğe başlayacağım dedim. Buradaki yayının önemi de güzel bir detay oldu bu arada. İlk <laughs> o karşılaştığın yayın sonrasında böyle bir çalıştay olması tabii ki. Ama ben de kendimize bir pay çıkardım böyle <gülüyor> yayıncılar, <gülüyor> içerik üreticileri. <laughs> evet, evet. Teşekkür ederim. Böyle bir hikayenin içinde olması da hoşuma gitti. Benim de. Peki sonra bir ofis kurdun, on off. Hatta 10. yılını tamamladınız, onun için de tebrik ediyorum. Evet, çok teşekkür ederim. Bir aydınlatma tasarımı ofisi nasıl çalışıyor? Yani siz dediğin aslında daha sürecin başında dahil olmamız gerekiyor diyorsun ama hep böyle mi ilerliyor? Sonra nasıl hizmetler buna dahil? Süreçler nasıl ilerliyor? Kararlarınızı nasıl alıyorsunuz? Aslında bunlar böyle çok az bilinen bir şey olduğu için bizi Doğru. böyle o dünyaya bir sokman ve birazcık bizi orada gezdirmen çok hoşuma gider. Tabii ki seve seve. 2014'te onu kurdum. Onof olmasının sebebi isminin ışık ve karanlığın birbiriyle birlikte ele alınması, birbiri olmadan var olamayacağından biraz yola çıkarak bu ismi koymuştuk. Bir kere bu bir ekip işi. Dolayısıyla da harika bir ekibimiz var. Ekipte birkaç farklı formasyonda eğitim almış arkadaşlarımız var. Bir projenin genelde bize nasıl geliniyor? Bir referans da geliniyor hiçbir zaman. Genelde bir tanıtım gibi bir şeyler olmuyor. Proje ilk başta bize geldiğinde önce bir kere İşvereni tanımaya çalışıyoruz. Mimari, iç mimari grupları, peyzaj mimarını, o disiplinlerin ne hayal ettiğini dinliyoruz. Onların projelerini iyice inceliyoruz. Mümkünse bu projeyi yerinde gidip, güneşin oradaki ilişkisini, çevresindeki yapılarla ilişkisini, gündüz ve gece ilişkisini sorgulamaya çalışıyoruz. Mekanı üç boyutlu içinde deneyimlemeye çalışıyoruz. Ondan sonra biraz araştırma yapıyoruz. Tabii bu araştırmada, ya yani uzun uzun anlatacağım bir sürü şeyler var. Diyelim ki mesela şu anda bir müstakil konut projesi yapıyoruz Bodrum'da. O kullanıcının alışkanlıkları nedir? Mesela şu anda evinin aydınlatma tasarımını üstlendiğimiz projede ev sahibinin bir göz problemi var. O göz problemindeki hassasiyet aydınlatma tasarımını nasıl değiştirebilir. Şimdi karanlık korkusu var mı? Gece tuvalete çıkar mı? E, alışkanlıkları nedir? Yatağında iPad mi okur yoksa bir kitap mı okur? Kitap okuma köşesi nedir? Gece nöbetçi ışık bırakmayı sever mi? E, güvenlik boyutunda işte parsel sınırında güvenlik bağlamında ne gibi bir aydınlatma eleması lazım. Ciddi bir araştırma yapıyoruz. O projenin ihtiyaçlarına göre değişiyor. Bazen 5 yıldızlı bir otelin 400 sayfalık guideline oluyor. Google ofisin İstanbul ofisini yaparken 350 sayfalık guideline okuduk. Her, her noktada ne kadar ışık olacak tek tek yazmışlardı. Dolayısıyla ön araştırma süreci tabi biliyorsun Türkiye'de Teslim tarihi her zaman dündü diye söyleniyor. Dolayısıyla çok uzun araştırma süreçleri bazen olamıyor. Ama hep öncesinde iyi bir brief almaya çalışıyoruz. Bazen o brief'i alamayınca da o brief'i tetikleyecek sorular üretmeye çalışıyoruz. 20-30 soruluk bir anket hazırlayıp müelliflere soruyoruz. Ondan sonrasında tabii ki o soruların cevaplarını aldıktan sonra da bir konsept sunumu hazırlıyoruz. O konsept sunumda hiçbir zaman %99 bir aydınlatma armatürü, bir ürün fotoğrafı olmuyor. Daha çok mekandaki aydınlatma stratejisini, yaklaşımını konseptini anlatmaya çalışıyoruz. O konsepti önce müelliflere sunuyoruz. Ondan sonra işverene sunuyoruz. Bütün onayları aldıktan sonra da projelendirmesini yapıyoruz. Ama yine Bodrum'da bir otel projemiz var. Düşünün ki otel odasında misafir içeri girdiğinde kapının kasasına entegre sensör kaç saniyede devreye girecek? Bir misafir kapıyı kaç saniyede açar ki o kapı tam açıldığında onunla beraber o senaryo bir welcome senaryosu, bir hoş geldin senaryosuna dönüşür. Orasından tutun akşam gece uyandığında tamamen karanlıkta anahtarın üstünde nasıl bir ışık yanmalı ve nasıl bir ikon olmalı ki onun tuvalete gitme senaryosu olduğunu anlasın. Ayağını attığında yataktaki gizli bir sensör yanındaki kişiyi uyandırmadan onu tuvalete kadar yönlendirsin. Dolayısıyla tüm o deneyimi en başından en sonuna kadar şu an bulunduğumuz yerde de herkes gittikten sonra temizlikçiler bütün temizliği yaptıktan sonra tek tek bu spotların ince ayarına o objenin o koltuğun kenarındaki gölgesinin nereye düşeceğine kadar planlayıp en son ayarına kadar projenin içinde oluyoruz. Dolayısıyla genelde projenin en başında başlayan, en sonunda kalan nadir disiplinlerden biri izleyebilirim. Böyle bir süreci şimdi dinleyince gerçekten en başta olmanız gerekiyor. <laughs> evet. Çünkü bir mekanın sunduğu deneyimin çok önemli bir kısmı. Yani ben bunu ilk kurduğumda bu cümleyi, hani daha bu bölümün başında mekan deneyimiyle ilgili kastettiğim şey daha çok orada verdiği etkiyi işte verdiği o görsellik, bir duygu durumu, bir mekanla ilgili hislerimizi tetiklemesi ama bir yandan da çok interaktif bir şey. Yani içindeki kişiye göre davranan bir tasarım alanı. Yani hem kişinin yönetebildiği gerekli sizin ayırdığınız belli ölçülerde, anahtarlarla işte dimmerlarla belki ya da hareketleriyle sensörleri tetikleyerek içeride var olarak ve bu çok dinamik bir alan yani düşündüğümüzde gerçekten. Ve gittikçe de açıldı şimdi böyle <laughs> <de> açıldı. gerçekten. <laughs> o yüzden aydınlatma tasarımı ekiplerine projenin başında ulaşın <laughs> diyelim mi burada? <laughs> evet. Zamana ba ihtiyaç var. Kesin, bazen tabii şey geliyorlar. ve örnekler de gösteriyorum böyle. Yaptık olmadı. İki gün sonra açılış var. Bir atlayıp gelip bakabilir misin? Ne yapabiliriz diye. Ya inanın 10 yıl oldu. Bazen gerçekten özellikle bu tip işte tavanda bir grid sisteminin olduğu esnek sistemlerin işte ray hatlarıyla spotları kaydırabildiğiniz, yönlendirebildiğiniz mekanlarda sadece bir ışık ayarı yapmak bile hem kısmak hem yönlendirmek, biraz dramatizmi sağlamak, bazı yerleri karanlık bırakmak, birkaç spotu sökmek, onun yerine daha dar açılışıklar koymak bile mekandaki deneyimi %30-40 oranında değiştirebiliyor. Biz projenin başında olmasak bile. Ama tabii ki tercihimiz çünkü çok başımıza geldi. Keşke şurayı reflektif malzeme seçmeseydik. Keşke restorandaki masanın üst tablasını parlak yapmasaydık. Dikkati dağıtmasaydı. Dolayısıyla biz hep şeyi söylüyoruz. Evet biz aydınlatma projesi hazırlıyoruz ama paftalardaki noktalardan ibaret bir disiplin değiliz. En başında dahil olduğumuzda bazen gerçekten burada bile şu anda ciddi bir gün ışığı giriyor ama camdaki geçirgenliği yaklaşık %40 ışığı kıran filmlerle kapladık. Çünkü biraz önce söylediğim bir mekana girdiğinizde önce göz en parlak noktayı algılıyor. Pencereden gelen çok güçlü bir ışık sizin burada sergilenen şeylere bakmanıza engel oluyor. Dolayısıyla evet, en başta dahil olmak tabii ki tercihimiz. Malzemelerin yansıtıcılıkları var. Şimdi deyince şimdi eklene eklene gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu da var evet. Masanın evet. üstündeki kaplamanın parlaklığı da <laughs> çok önemli Kesinlikle. şimdi. Kesinlikle. O bir gün... masa siparişleri verildikten sonra ona göre tekrardan bakılması gerekiyor. Halbuki baştan koordine bir şekilde çok fark yaratabilir. Kesinlikle bir gün başımıza geldi yine toplantı odamız çok karanlık ne yapabiliriz diye bizi aradılar. Ama yani iç mimari grup bütün masayı siyah, simsiyah, mat siyah bir malzemeden yapmış. Zemin koyu halı, duvarları biraz koyu boyamış. Dolayısıyla aslında bir lüks metre ile ışık düzeyini ölçmeye kalktığınızda masa üstünde Avrupa standartlarına teyit eden 500 lüks var. Fakat yansıtma çarpanı çok düşük olduğu için hissiyat olarak mekana girdiğinizde karanlık hissi yaratıyor. Dolayısıyla evet yani o malzemeler yansıtma çarpanları da en az ışık kaynakları kadar ve aydınlık projesi kadar kıymetli teknik tarafında çok büyük olan bir iş. O yüzden <laughs> tekrardan emeğinizi tüm projelerdeki tebrik ediyorum. Hep birlikte. Çünkü çok içinde bulunduğumuz mekan da sizin aydınlatma tasarımını yaptığınız bir mekan ve bunun gibi pek çok böyle bizi etkileyen mekanda da imzanız olduğunu biliyorum. Çok teşekkür Bunların ederim. Bunların her birinin bu süreçlerini böyle düşünüp üst üste koyunca gerçekten 10 yılı böyle fazla 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 <laughs> dolduruyor. teşekkür ederiz. İlk projeni hatırlıyor musun böyle aydınlatma tasarımı anlamında? İlk projemi daha önce çalıştığım ofiste, ilk projem Kazakistan'da Foster Partners'ın tasarladığı Han Çadırı projesiydi. Aslında bir alışveriş merkezi. ETFE dedikleri bir gergi malzemesiyle yapılmış bir çadır. Ve 3,5 ay orada kaldım. E, o dönemde hem aydınlatma tasarımını yapmıştık hem de çalıştığım firma armatür tedariği ve uygulamasını üstlenmişti. Buradan 15 kişilik bir uygulama ekibiyle Kazakistan'a gittik ve 3 ay boyunca gece gündüz çalıştık aslında çoğu şeyde o stresli eksi 30'da 26 yaşında 15 kişilik bir uygulama ekibini yönetmeye çalışarak edindim diyebilirim. Benim için çok önemli bir adımdı. Onofu kurduğumuzda da ilk projemiz tabanlı oğlu mimarlığın tasarladığı yine Kazakistan'da Aslan'a tren projesi. Bambaşka bir tipoloji. Ve ikisi de epey sancılı geçti. Fakat bize çok şey öğretti. 10. yılda Kazakistan'da mı kutlansın? <laughs> olabilir. Şimdi i̇şte Öyle bir fikir geldi. <laughs> o kadar referans olunca bilmiyordum ben <laughs> de. Olabilir. Bilemiyorum. Olabilir. Bir de yine kişisel olarak senin zevkini de çok beğendiğim için bu aydınlatma tarafında böyle beğendiğin, ilham aldığın bir proje olabilir, mekan olabilir. Var mı? Merak ediyorum. Bunu bazen soruyorlar. Tam ya küstahlık gibi de değil ama İstanbul'da çok fazla yer söyleyemiyorum. Benim hep bugüne kadar ilham aldığım Amerikalı Lightma tasarımcıların da referans verdiği işte Washington DC metrosu var. Hep bir şekilde kredi veririm. Tekrar burada ifade etmek isterim. Rahmetli Profesör Cengiz Yener'in çok sevdiğim bir sözü var. Her yerde de bahsediyoruz. Hide the light source. Kaynağı gizle mottosu. Onun çok iyi uygulandığı bir metro. İki tarafı yine duvarlarla kaplı, ray hattının en sağında ve en solunda kaynakların tamamen gizlediği, en direkt bir şekilde duvarları yalayarak metroyu aydınlattıkları inanılmaz bir metro istasyonu. O hep benim hep gözümde canlanan beni ilk etkileyen projelerden biri. Seagram binası yine Richard Kelly'nin vertical illuminance dediğimiz düşey yüzeylerdeki aydınlık e, yaratma hali yine çok sevdiğim projelerden biri ama projeden ziyade eğer müsaade edersen ben Barok dönemi sonlarındaki resimleri referans vermek isterim. Yine Gerard van Honthorst'un işte o Dutch Caravaggianist dedikleri ressamların ışık ve gölgeyle hiyerarşi yönettikleri resimler bana çok ilham oldu o dönemde de. Sanatla sizi hep zaten bağdaştırdım, takip ettiğim için sanatsal olarak James Turrell'in tasarladığı mekanlar ki sizlerde gittiniz, gördünüz. Mekandaki var olan sınırları ortadan kaldıran, ışıkla birlikte sınırsız mekanlar yaratan, bütün algınızı değiştirdiği, nereden nasıl gittiğini bazen anlayamadığınız, bir yandan sizi yönlendirdiği renkle, ışıkla, kontrastla yarattığı mekanlar beni inanılmaz etkiliyor. Bir de tam tersi diyecek olursam Yine hani o aha moment derler ya tırnak içinde ilk defa hayatımda zifiri karanlığı deneyimlediğim karanlıkta diyalog Gayrettepe metro çıkışında herkese mutlaka tavsiye ettiğim çünkü artık maalesef ne sokaklarda ne evlerimizde tamamen karanlığı yaşayamıyoruz. Yine perdeleri sımsıkı kapatsınız bir de aralardan şehrin ışıkları süzülüyor orada gerçekten görme engelli kişilerle o karanlığı deneyimlemek Yine benim hiç unutamadığım bana ilham olan mekanlardan biri diyebilirim. Evet, o deneyim gerçekten çok özel ve bir anda bütün hani becerileriniz, evet. her şey yok oluyor, siliniyor Kesinlikle. ve sıfırdan bir şey algılayarak farklı şekilde algılamaya çalışarak böyle yolunuzu bulmak işlerinizi halletmek hani en temelde yaptığınız şeyleri sıfırdan yapmaya çalışıyoruz. Sıfırdan yapmak ve görme duyumuz o beş duyunun arasında algımızı yönlendiren, yöneten, oluşturan, yüzde seksenini oluşturan önemli unsurlardan biri. O görme duyusunu kaybettiğinizde işte işitme duyusu, dokunma duyusunu daha efektif bir şekilde kullanmak icap ediyor. O yine orada görme engelli bize yönlendiren kişinin söylediği çok güzel bir söz var. Arkadaşlar karanlıkta herkes eşittir. Şu anda hepimiz işitiz. Hiçbiriniz benim boyumu, tipimi, göz rengimi kim olduğumu, karakterimi önemsemiyorsunuz. Şu an benim sesim hepinize umut oluyor ve benim sesimi takip ediyorsunuz. Benim sesim yönlendirmeye başlıyor demişti. Hakikaten herkese tavsiye ederim. Mutlaka orayı bir kere deneyin demeyi. Ben de aynı şekilde gerçekten etkileyiciydi. O şeyi unutamıyorum yani ben orada geçirdiğimiz zamanı. <laughs> evet. evet yani böyle içinde bulunduğumuz mekanların özellikle ışık düzeninden etkilenmek deyince bizim de yani kendimi de senin dışında bizi dinleyenlerle aynı kümeye koyuyorum. Hani çok bu anlamda inanılmaz bilgi sahibi olmayan daha amatör bir şekilde bu konuya yaklaşan kişilerin de son zamanlarda etkilendiği bir deneyim oldu. Bu SALT'taki sizin aslında çalışmanız. Evet, teşekkür ederim. Hem çok güzel bir etki alanına ulaştı. İnsanların farklı bir şekilde sanatsal bir enstelasyonu deneyimleyebileceğini hissettirdi, gösterdi. Bizim de hem paylaşımlarımızdan hem birebir de iletişimimizden çok güzel bir etkisi olduğunu gördüğümüz ederim. projeyi tebrik ederim. Onu da merak ediyorum aslında. Orada nasıl bir süreciniz oldu? Bizim için de ilk defa böyle bir deneyim oldu. Çok da ilginç bir anımız var. Tabii bizi Denizova önce davet etti. Salt'ta böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Bir enstalasyon yapmak istiyoruz. Hatta Cumhuriyet'in 100. yılına denk geldiği için onunla ilişkilendirebilir miyiz diye. Ve biz yaklaşık iki ay araştırma yaptık. Fakat alışık değiliz. Yani böyle bir mekansal enstelasyon yapma, mimari aydınlatma tasarımı yapar gibi bir, bir onlara bir sunumla gittik. Fakat sunumda da alternatifler var. Şöyle de yapabiliriz, böyle de olabilir. Buradan gün ışığını da alabiliriz. Gün ışığını tamamen blok edip yapay ışıkla yapabiliriz. E, güneşin döngüsünü temsil eden böyle bir senaryo hazırlayabiliriz. Biz de böyle alternatifler sunuyoruz. Deniz dedi ki, Ali dedi hani biz böyle sunumlara alışık değiliz. Çünkü sanatçı gelir, ben... Buraya bunu hayal ettim bunu istiyorum şöyle olacak der bir tane bir şey gösterir biz de onu uygulamak için elimizden gelen desteği veririz. Ya biz böyle alternatifler arasından seçen bir grup değiliz dedi. Ya bizim için de çok aydınlatıcı bir şey oldu. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Evet yani biz biz ne anlatmak istiyoruz burada ve bunu nasıl anlatabiliriz oldu. Tekrar geri döndük ve hep genelde mimari atlasını, tasarımını yapay ışıkla yaptığımız için hep mekana gittik mekanda bazı ışık testleri yaptık ve bir şekilde işte çatıdan bir ışıklığı var. bir sürü farklı kattan açıklıkları var. Her yerden inanılmaz gün ışığı giriyor ve gün ışığını engellemeye nasıl çalışırız? Nasıl yaparız? Filmlerle kapatalım edelim. Sonra baktık ki müthiş bir ışık var ve içerideki mimarinin yarattığı gölgelerle devamlı günün farklı saatlerinde farklı algılar alıyoruz. Tabii biraz önce bahsettiğim insanlık tarihinin en başından beri var olan o güçlü ışık kaynağı, ilk ışık kaynağı güneş. Biz neden onu tam tersi yok etmek yerine bu enstelasyon içine dahil edebiliriz dedik. Ve ışığın, gün ışığını kullanarak güneşin döngüsünü temsil eden yapı ışıkla beraber onu bir tık daha simüle ettiğimiz, içeride kullanıcıların da gölgelerini, kullanıcıları da mimariye dahil ettiğimiz, mimarinin de gölgeleriyle orada deneyimleyebildiğimiz, yani saltta Madem SALT gibi güçlü, tarihi bir yapıda yapıyorsak ki çocukluğumda anısı var benim için. Babamın orada atölyesi olduğu için o garanti Bankasının o eskiden garanti bankası olan SALT'ı garanti bankası olarak kullanırdık, devamlı giderdim. Bir sürü farklı anıları da var. E neden buraya ait bir şey yapmıyoruz? Dolayısıyla mimarinin gölgelerini, kullanıcının gölgelerinde kendilerinin interaktif hale getirdiği bir deneyim üretmeye çalıştık. Sağ olsun ekibimizle birlikte, ekibimden Kübra'nın da desteğiyle. Ve sonunda da ilk defa böyle kamusal bir alanın bir sürü farklı insanlar tarafından deneyimlendiği. Bence en önemli şey ki onu ilk İsveç'te yaptığımız çalıştayda öğrenmiştim. Biz o çalıştayı bitirdiğimizde İsveç'te çalıştayı yöneten kişiler dedi ki bir dakika dedi bitti hiçbir ekmiyorsunuz şimdi başlıyor. Asıl dedi şimdi, şimdi akşam 70 yıldır 60 yıldır bu köydeki bu kasabadaki bu parkı deneyimleyen insanların Buraya girdiğindeki tepkilerini ölçeceğiz. Onların yüz ifadelerine bakacağız. Nereye yöneldiğine bakacağız. Nerede hayret ettiğini, nerede sevindiğini, nerede olmamış dediğine bakacağız. Biz de tam olarak onu yaptık. Sonra ekipçe dağıldık. Farklı zamanlarda insanları deneyimledik. Nasıl gölgeleriyle oynadıklarını, nerede selfie çektiklerini, sosyal medyadaki paylaşımlar ilk defa böyle bir kamusal mekan yaptığımız için bize çok şey anlattı. Biz çok heyecanlandırdı. Sizden bunları da duymak beni çok mutlu etti. Umarım yine bu tip sanatsal çalışmalar sanatsal demeyeyim ama enstalatif çalışmalar yapmak çok istiyoruz. Çünkü ticari bir proje üretmekten ziyade gerçekten oradaki o 7'den 70'e farklı profilin deneyimleyebileceği mekanlar üretme şansınız oluyor geçici de olsa. Bizde mesleki olarak çok tatmin ediyor, çok mutlu ediyor. E, salt ekibine de bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederim. Evet o projede aslında sizin çalışma şeklinizden de bahsettiğin gibi ilkten sizin böyle sorular sorup cevaplar alıp ona göre kurguladığınız değil. Sizin kendinize soru sorup cevaplayıp ona göre ilerlemeniz gereken aslında sürecin sizin için de farklı ilerlediği bir proje olmuş. Kesinlikle. O yüzden de bir İlk o anı yaşadıktan sonra <gülüyor> <gülüyor> belki daha evet. farklı yaklaştınız. Evet. Ama iyi ki böyle bir imkan oldu gerçekten. Daha belki de bu kadar iyi anlayamazdık yani bu alandaki çalışmayı, tasarımı ve etkisinin büyüklüğünü. O bunun için çok güzel bir proje oldu. Evet, umarım Mercado ile birlikte de böyle bir şeyler. Evet <laughs> biz de çok umuyoruz. Biz dinleyenlerin de huzurunda şimdi böyle bir <laughs> 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 bağlılığımızı <laughs> evet. ifade etmiş olalım. <laughs> evet ve kendimize bir hedef olarak Yazalım. koyduk oraya doğru ilerliyoruz. Aynen öyle. Hedef demişken bu arada böyle gelecek için de seni heyecanlandıran böyle projelerin, hayallerin, planların var mı? Yani her zaman tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz var ama ben aslında her yaptığımız işten keyif almaya çalışıyoruz. Gerçekten yaptığımız meslek tasarım alanı, hele bir de bu kadar o tasarımın içinde bu kadar sp spesifik bir ara disiplini temsil etmek, bu mesleği icra etmek Türkiye gibi bir ortamda takdir edersiniz ki çok kolay değil. Dolayısıyla kendi kendimizi motive etmeye çalışıyoruz. Bence Türkiye'deki tasarımcıların en önemli misyonlarından biri olmalı diye düşünüyorum. Kendi kendimizi motive etmek, bir şekilde tutkumuzu ayakta tutmak ve istikrarla bu mesleği icra etmek. Aslında hayallerim, hedeflerim hep bu tutkuyu, bu istikrarı sağlayabilecek imkanları gözetmek. O fırsatların peşinden koşmak ve uluslararası ortamda da bu tip çalışmalar yapmak, biraz önce bahsettiğim Enserete çalışmalar gibi o bizi heyecanlandıran önemli ara kesitlerden biri. E, diğeri bizim Dark Is More diye bir motto'muz var. Aslında bu motto'nun baş harflerinden oluşan Studio Dim Dark Is More Dim diye ikinci bir marka yaratma hayalimiz var. Aslında başladık son bir buçuk yıldır. Çünkü uzun zamandır hep proje bazlı projeye spesifik ürün tasarlıyoruz. Fakat o ürünü orada tasarlıyoruz ve orada uygulanıyor ve kalıyor. Biz aslında biraz daha Türkiye'deki üreticilere destek verebileceğimiz, Türkiye'deki aydınlatma üreticilerinin kendi portfolyolarına koyabilecekleri ve seri üretime konu olabilecek, işin içinde sürdürülebilirliğinin olduğu, tasarımın olduğu, işlevselliğin olduğu aydınlatma armatürleri tasarım hizmeti veren bir marka Darkismor. ikimizde iki endüstriyel tasarımcı arkadaşımız var. İşte bir 3D printer'ımız var. Bir iki üretici firmaya bir tanesi bir akustik keçe üreticisi. Akustikle aydınlatma ilişkilendirdiğimiz bir birkaç farklı ürün tasarımı yapıyoruz. Ama böyle çok gizli ve aslında kendi alanında çok iyi bazı sektörler var. Konuyu biraz saptırmış oldum belki, belki ama hayallerimden biri de bu. Bu sektörlere dahil olmak. Mesela bilirsiniz çok inanılmaz ilginç restoranlarda inanılmaz şarap dolapları üretiliyor. İnanılmaz paralar harcanıyor ama günün sonunda o şarap dolabının içinde yine bir jenerik bir şeritlet geçiliyor. Veya yüzlerce milyon TL'lik tekneler tasarlanıyor. Fakat teknenin içinde göz alanan tırnak içinde kebapçı ışığı dediğim panel ışıklar koyup bütün deneyimi mahvediyorlar. Hiç böyle aydınlatmanın kendi alanları kadar profesyonel ele alınmadığı disiplinlerde veya alanlarda biz aydınlatma tasarımı hizmeti vermek istiyoruz ki oradaki deneyimleri daha zenginleştirelim. Bunun dışında işte müzecilik alanında bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir kütüphane tasarlamak istiyoruz. Dini yapılarda biraz var olmak istiyoruz. Bunun gibi kendi mesleğimizle ilgili hayallerimiz var. İlerideki hayalim de aslında Türkiye'de yine halen ara ara ben Dönemsel olarak bazı okullarda ders veriyorum. E, bizi hep soruyorlar ya biz bu alanda uzmanlaşmak için ne yapmalıyız? Nasıl yapalım? Benim her zaman söylediğim bu alanda hangi dönemde çok şey öğrendin dersen genelde hep şantiye gittiğim, merdivene çıktığım bir işi ayarlarken tesadüfen gölgesinin bir yere çarptığı yerlerde çok şey öğrendim. Dolayısıyla deneysellik, fiziksel olarak ışığı deneyimlemek birinci yere koyabileceğim şey ama bir de tabii ki okunabilecek kaynak. Türkiye'de maalesef mimari aydınlatma tasarım bağlamında işin hem pratik hem kavramsal boyutunu hem sanatsal boyutunu hepsini bir bütün ele alan ateşten başlayıp bugün şantiyede yaşadığımız problemlere kadar örnek teşkil edebilecek bu mesleğin Türkiye'de icra edilebileceğini vazgeçilmemesi gerektiğini temsil eden bir kitap yazmak hayalim var çok kolay değil ama umarım ileride ikimizle birlikte de böyle bir kaynağa vesile olabiliriz. İçtenlikle ben de hayata geçmesini isterim. Çok heyecan verici bir proje gerçekten. Çoğu şeyle ilgili gerçekten kaynaklar giderek azalıyor gibi de oluyor. Çünkü Doğru. gelişim hızlı kadar bilgi üretme veya bilgiyi böyle kaynaklaştırma daha erişilebilir, anlaşılabilir hale getirme hızı ona yetişemiyor. Doğru, çok ee, doğru. Bazı farklı alanlarda çalışan böyle birazcık daha niş alanlarda çalışan e, tasarımcı arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda hani kaynak olmamasından kendi el yordamıyla bir şeyler bulduğunu ve bunu bir şekilde bir kaynağı dönüştürme hevesinden bahsediyor. Bence çok değerli hepsi. O yüzden de çok sevindim bunu duyduğuma. Teşekkür ederim. Bu aydınlatma tasarımıyla ilgili ışıkla ilgili böyle birazcık ...deneyimlememiz, dışarı çıktığımızda o gözle bakıp... ...daha isterleştirmemiz gereken çok şey öğrendik bence. En azından kendi adıma. Onun için çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Sizlerle hep bunu söylüyorum. Sizlerle konuştuğumda, bir şey paylaştığımda... ...sizlerden her zaman ilham alıyorum. Sizin gibi, e, hakikaten siz olmadığın zaman da bunu söylüyorum. Sizler gibi tutkusuyla hep bir şeyler üretme... E, ...tasarım ve sanat alanında katkı sağlayacak kişilerle tanışmak, iş üretmek beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. Mutlu oldum. Birazcık utandım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.